Bilmeyen basın mensupları arkadaşlarımızı kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Emirdağ doğumluyum. Eğitimimi belli kısmını lise yılına kadar Emirdağ'da tamamladım. Lise ve fakülteyi Eskişehir'de bitirdim. 1986 İktisat Fakültesi mezunuyum. 5 çocuklu ailenin en büyük ferdiyim. Emirdağ'ında olmak kaydıyla yurt dışında da daha önce de belirttiğim gibi Brüksel'de kardeşlerim ticaretle uğraşıyor. Bazı Emirdağ'daki kurulan sivil toplum örgütlerinin kuruluş aşamasında ve yöneticiliğini yaptım. En son Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye meclis üyeliğine, belediye başkanımızla beraber meclis üyeliğine görev yaptım. En sonunda bu millete hizmet etmek için, ülkeye hizmet etmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday olmaya karar verdim. Ve inşallah Allah nasip eder, seçmenlerimiz teveccüh gösterirse, öncelikle Afyonkarahisar ilimizin, ülkemizin temsilcisi olmaya için aday olmaya karar verdim. Dediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi 1994 yılından itibaren yerel seçimlerde sürekli belediye başkan adayı çıkartıyordu. Ama nasip 2014 yılında kısmet oldu. Bunun sebepleri, birçok sebepleri var. İlçe teşkilatı daha önce 12 Eylül öncesi veya sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapmış bütün arkadaşlarımızın birlik beraberlik içerisinde bu 2014'teki yerel seçimleri alma neticesiyle Emirdağ'da Milliyetçi Hareket Partisi ivme kazanmıştır. Soruya gelindiğinde, yani adaylık sırasında önemli bir söz mü aldınız sorusuna geldiğinde, bizim öyle bir iddiamız yok. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin geleceği için elimizi, hatta gövdemizi taşın altına koymak amacıyla aday adaylığı süreci başlamıştır. Bunda ilçe teşkilatımız ve belediye başkanımızın teşvikleri, teveccühleriyle ortaya çıkmıştır. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de iktidara yürümektedir. Biz burada sıralamada ön sıralarda olabiliriz, olmayabiliriz, hatta sıralamaya da giremeyebiliriz. Önemli değil bizim için. Önemli olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada iktidara nasıl taşıyabilecek amacıyla yapacağımız çalışmalardır. O yüzden öyle bir herhangi bir pazarlık sonucu biz milletvekili sıralamasında şurada olacağız, burada olacağız diye öyle bir görüşmelerimiz de olmadı. Böyle bir anlaşmamız da yok yani. Yani mesela bir veya iki olmazsa olur mu yani Emirdağ? Kesinlikle böyle bizim bir iddiamız yok. Evet de dediğiniz gibi son 20-25 yıldır, yaklaşık 20 yıldır Emirdağ'dan milletvekili çıkamıyor. Yani Emirdağ adına temsil noktasında olmuyor. Herkes arzulu, istekli bu konuda. Bizim öyle bir sıralama konusunda biz burada oluruz, şurada oluruz, olursak burada varız gibi öyle bir çalışmamız var. Ne de bir öyle büyük bir iddiamız var. Yani olmazsa olmaz gibi bir noktada değiliz. Ama tabii yani gönül ister ki Emirdağ'dan mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son 20 yıldır temsil edilmeyen Emirdağ'da mutlaka hemşerilerimiz o yüzden diğer seçimlerde, daha önceki seçimlerde diğer partilere oy vermiş vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Şu anda Emirdağ'da yakalanan bu ilmeyle iyi bir noktada olacağımıza inanan hemşerilerimiz var. Bir beklenti içerisindeyiz. Yani değilse öyle bir sıra konusunda bir pazarlık ve öyle bir söz almak. Şöyle ifade edebilir miyiz? Seçilecek bir yerden olursanız Emirdağlı'nın tamamı sahip çıkacak ve oy verecek. Öyle evet. Şu andaki aldığımız olumlu tepkilere bakıldığında gerekse yurt dışından, özellikle biliyorsunuz Emirdağ'ın en büyük özelliği yurt dışında gurbetçisi çok olan bir ilçemiz. Yaklaşık resmi rakamlara göre 100 bin üzerinde, başta Belçika olmak üzere, Hollanda, Fransa, Danimarka,
Almanya ve İsviçre'de olan gurbetçi hemşerilerimizin bu konuda sanki Emirhan'da yaşayan hemşerilerimizden daha fazla istekli olduğunu görüyoruz. Çünkü bizlere gerek telefonlarla gerek mesajlarla kendileri birebir görüşmelerimizdeki istekleri, arzuları bu yönde. Yani Emirdağ merkezinden haricinde yurt dışındaki gurbetçi hemşerilerimizin bu konuda çok büyük bir desteği var. Evet. Afyon'un size neden oy verirsin? Niye yapacaksın Afyon'u? Şöyle söylemek lazım. Türkiye'nin sorunları belli. Gerek yurdumuzun bölünme tehlikesiyle, gerekse şu andaki ekonomik sıkıntı genel hatlarıyla belli. Sorun biz de Afyon ili olarak, Afyon Karahisar ili olarak ülkenin bir parçası olduğumuza göre sorunlarımız ülkenin şu andaki sorunlarıyla hemen hemen aynıdır. Yani ekonomik açıdan bakıldığında geçim sıkıntısı olduğunu yadsınamaz. Yani ülkemizde ve ilimizde sorunların genelde ne olduğunu biliyoruz. Çözüm yollarını da biliyoruz. İlimizin en büyük sorunlarından birisi göç verme, işsizlik ve geçim derdi. Yani bununla ilgili parti politikalarımız zaten seçim beyannamesinde de ortaya çıkacaktır. Ana hatlarıyla bellidir. Sorunlar Afyon'un özel kendine has il sorunlarını kamuoyunda paylaşılan kadarıyla hepsini biliyoruz. Nedir? Hava kirliliğinden tutun, trafik sorunlarıyla ilgili belli bu sorunların haricinde genel sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Az önce belirttiğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu andaki hedefi iktidara yönelik ve iktidar olmak. Biz yaklaşık 1,5 aydan beri ilçe başkanımız ve belediye başkanımız da sahadayız. Bu vatandaşımızdan kendi teşkilatlarımız ve diğer vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir teveccüh olduğunu gördük sahada. Yani bizim hedefimiz Afyon'da da bir İYİ Parti. Yani ülkede iktidara nasıl gelmek için faaliyet yürütülüyorsa Afyon'da ülkede bir İYİ Parti çıkmış. Ve bunu rakam vermek ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama yani bizim gördüğümüz kadarıyla edindiğimiz aldığımız bilgiler doğrusunda sayının çoğunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkaracağına inanıyoruz. Parti'nin der ki aday adayları 5-0 diyor. Bu Muhalefet Parti'nin bir küçümsemek gibi olabilir mi? Böyle bir affetmeyeyim yani 5-0 demesi. Şimdi bu yoksa bu algı meselesidir. Yani insanlara etkileme algıyı o şekilde ortaya koyma adınadır. Yani rakam vermek ne derece doğrudur? Yani biz de diyebiliriz 5-0 yapacağız diye. Bunun gerçekçi olması lazım. Yani biz genelde birinci parti hedefimiz birinci Afyon ilinde birinci parti olma hedefimiz varsa çoğunu zaten Milliyetçi Hareket Partisi alacak. 5 de olabilir, 3 de olabilir, 4 de olabilir. Hakkıdır. Milletvekili aday olmak. Partimizdeki yapılacak olan temalideki delegelerimizin teveccühü ve genel merkezimizin genel merkez yoklaması olduğundan dolayı karar verecektir. Yani aday olabilir. Yani onda bizim bir herhangi bir şey söyleme hakkımız yok. Bir şey soracağım. Tabii. Bugün önemli bir gün. Rahmetli. Tabii basından takip ettiğimiz kadarıyla Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, geçmişte de bizim reis dediğimiz büyük bir Türkiye adına, ülkemiz adına kayıp olan bir seçim öncesi, yine bir seçim öncesi geçirdiği elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün camiaya başsağlığı diliyorum öncelikle. Tabii bu konuyla ilgili birçok iddialar söz konusu. Yani bu yargı adalet çerçevesinde olduğu için yani bizim bir şey söyleme lüksümüz ve hakkımız olduğuna inanmıyorum ben. Tabii yani soru işaretleri var o kazayla ilgili.
yargının vereceği kararına saygı göstermek lazım. Yani şu anda böyledir diye kesin bir şey deme hakkımız yok. Yani kendimde görüyorum. Yapıldı. Zafer Havaalanı. Fakat biz gereği kadar Emirdağlı hemşerilerimiz, gurbetçilerimiz gereği kadar kullanamıyor bunu. Eğer bunu gereği şekilde kullanılsa, inanın yatırımlar konusunda da Afyon'a bir ivme kazanacağına inanıyorum. Bir diyalog olacağında, yani bir kaynaşma olacağına ben inanıyorum. Yani, sorun direkt uçuşlar, örneğin Brüksel'den Eskişehir'e, Anadolu Üniversitesi'nin havaalanına direkt uçuşlar var. Haftanın kışın dahi haftada bir gün olmak kaydıyla bu yaz sezonunda haftanın her günü direkt uçuşlar var. Bunlar çok etkin. Yani eğer Zafer Havaalanı bu konuda biz faaliyete geçirirsek, işler hale, yani direkt uçuşlara başlatırsak, inanın o sorunun çözmede sorun demeyelim de, yani bu kaynaşmada önemli bir adım olacağına ben inanıyorum. Öncelikle gurbetçilerimizin ilimize gelerek buradaki yatırım konusunda da büyük bir ivme kazanacağına inanıyorum. Bir kaynaşma olacağına da inanıyorum. Yani bu sorunun nedeni çözülemeyen veya anlaşılamayan sosyolojik bir olay. Ama bizim en büyük istek ve arzumuz gurbetçilerle beraber ilçemizin, ilimizle beraber hep birlikte entegre olma, kaynaşma noktasında büyük faaliyet göstereceğimizden emin olabiliriz. Bu Bülent Arınç ve Melek Gökçe'nin birbirlerine yaptıkları hakaretler, yapılan yolsuzlukları kamuoyuna duyurmaları, son olarak da ekonomide kötü gidişin doğalgaza %20 zam yapıldı, gıda ürünlerinde %30 zam yapıldı. Bu yapılanların halk nezdinde bir karşılığı var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir tepkileri var mı? Bu kötü gidiş Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara getirecek mi? Evet, teşekkür ederim. Az önce belirttiğim gibi yaklaşık 2 aydır biz sahadayız. Gerçekten vatandaşlarımızın bu bahsettiğiniz konuların hemen hepsinde sıkıntıları olduğunu, bu sorunların mutlaka çözülmesi gerektiğine inanıyor vatandaşımız. Ve gördüğümüz kadarıyla AKP'den bir çözülme olduğunu görebiliyoruz. Tabii miktar olarak ne olduğunu ancak onu 7 Haziran seçimlerinde sandıkta göreceğiz biz. En son Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan o 10 maddelik bir manifesto gibi bir açıklama, yani kabul edilebilir maddeler değil bunlar. Yani Türk toplumunun, Türk milletinin, bu ülkenin bunları kabul etmesi zaten soyut bir kavramlar. Yani orada somut adım yok. Zaten çözülme süreci diye yıllardan beri yapılan görüşmelerde ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani somut ne yapılacağını kimse bilmiyor. Yani bu soyut kavramlarla daha önceki seçimlerden önce de buna benzer silah bırakma gibi maddelerle beraber kandırma demeyeyim ama oyalama taktiğiyle belli bir noktaya geldi. Ama yani artık derler cin şişeden çıktı artık belli bir nokta, çünkü HDP kanadı ve PKK kanadı da somut adımlar istiyor. Yani bu istenen adımları Türk milletinin, bu ülkenin kabulleneceğine, kabul etmeyeceğine inandığımız için, çünkü ülke bütünlüğü bizim için olmazsa olmazlardan. Yani bu ülkenin bir karış toprağı, bir çakıl taşı dahi verilemeyeceği gerçeğiyle bu tür maddelerin uygulanamayacağı veya böyle bir çözüm değil de çözülme sürecine girdiği için vatandaşlarımızın kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı bir sempatisi, bir teveccühünü görüyoruz. Son yani birkaç günden beri Sayın Arınç'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arasındaki geçen diyalog artık yani Pandora'nın kutusu açıldı gibi. Yani önümüzdeki süreçte acaba ne gibi daha ifşalar olacağını merakla bekliyoruz biz. Sonuç nereye gidecek? Seçmen bazında nasıl bir kabul görecek? 7 Haziran seçimleri en büyük bir ders olacağına inanıyorum. Akşamlarından bile göçün devam ettiğini anlıyoruz. Siz aynı zamanda İş Aramızı ve Ticaret Odası Başkanı yapmış bir insansınız.
Afrika'nın ben de en ciddi sorunlardan biri de bu nüfusun büyük şehirlere göçmesi 21 başta olmak üzere. Bunu nasıl durdurabiliriz sizce? Evet, az önce belirttiğimiz gibi yani göç veren yer ilçemizden. Yani biz göçü yıllardan beri veriyoruz. Önce yakaladık ilimize, sonra yurt dışına. Sebebi geçim kaynağıdır. Yani işsizlik, istihdamın olmaması, ticaretin olmaması. Öncelikle Afyon ilinin de artık nüfus düştüğünü, göç verdiğini görüyoruz. Ekonomik sıkıntıları çözerseniz ancak göçü durdurur, göç almaya başlarız. Büyükşehir olmak için belli bir nüfus olması gerekiyor. Bu nüfusa zaten henüz ulaşamadık. Eğer bu şekilde ekonomide bir düzelme, bir gelişme olmazsa yani bu rakamı yakalama şansımız zaten gözükmüyor. Yani mutlaka ekonomik şartların iyileştirilmesi gerekiyor, istihdamın arttırılması gerekiyor. Çiftçinin, köylünün, özellikle çiftçinin sorunlarını çözmek gerekiyor. Yani üreticinin sorunları çözülürse, üretim yapılırsa ancak vatandaş refah seviyesini yükseltebilir. Dolayısıyla göçü de durdurmuş oluruz. Göç de almaya başlarız. O zaman gelişen, gerçekten daha önce söylenen söylemler AKP milletvekilleri tarafından söylenen Ege'nin parlayan yıldızı ancak öyle olabiliriz. Değilse yani bu iş ancak söylemde kalabilir. Ekonomik şartları iyileştirirsek ki çalışmamız o yönde olacaktır. Göçü durdur ve o zaman gerçekten Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleriz.